genel izleyici. Merhaba, Umut Öykülerinin bu bölümünde evlerinize konuk olacak insanlar ilham dolu. Anlatacakları hikayelerde kendinizden izler bulabilirsiniz. Başladık. Şimdi tanışacağınız kişi hayallerinin ötesinde bir işte çalışıyor. Formula 1'in en köklü takımlarından birinde tasarım mühendisliği yapan Oltan İzmirli ile tanışın. Milyonlarca takipçisi olan dünya motor sporlarının zirvesinde Formula 1'de çalışıyor. Dünyanın en hızlı kara araçlarından birinin tasarımını yapıyor. Her şey bilgisayar ortamında başlıyor. İlk olarak bilgisayar simülasyonlarını yürütüyoruz. Arabayı modelliyoruz, arabaların parçalarını. Orada ilk testleri aslında orada yapıyoruz. Orada hani nasıl en hafif bir şekilde tasarlayabiliriz. Hayallerinin peşinden giden ve bunu başaran kişi Oltan İzmirli. İzmirli, Formula 1'in en köklü fabrika takımlarından birinde Williams'ta tasarım mühendisi. Hep hayal ettiğim yerde, rüya gibiydi diyeyim hani açıkçası. Oltan İzmirli, Denizli'de doğdu ve büyüdü. 10 yaşından beri F1 izliyor. Hayali hep bir F1 aracının tasarımını yapabilmekti. Başardı da. Formula 1 dünyasına girince hani bir takımın çalışmasının aşırı derecede profesyonel olduğunu görüyorsunuz. Çok disiplinli, çok planlı, hani hiçbir şeyi şansa bırakmayan bir ekip var. Formula 1, milisaniyelerin kazanılmaya çalışıldığı bir platform. Bu yüzden tasarım mühendislerine büyük iş düşüyor. Her yarışa belli bir güncellemeler geliyor. Mesela Monza'da çok fazla yere basma kuvveti istemiyor araba. O yüzden daha düz profilli arka kanatlar kullanıyoruz. Formula 1'de her takımın başka bir takımdan öğrenecekleri var. Bakın o merak nasıl gideriliyor. Diğer araçların GPS datalarını mesela sürekli takip ediyoruz. Onun dışında diğer her pilotun yarış sırasındaki telsiz konuşmalarını da takip ediyoruz. Her takımın kendi fotoğrafçısı var. Hafta sonu için kiraladıkları fotoğrafçılar diğer rakiplerin aracının her detayını fotoğraflıyorlar ve fabrikaya gönderiyorlar. Denizli'den İngiltere'ye Formula 1'de tasarım mühendisliğine uzanan yolculuk kolay değildi. Oltan İzmirli'nin ilk kez sosyal medyada duyurduğu mutluluğu 50 binden fazla kişi tarafından beğenildi. Şimdi kendi gibi istekli gençlere bir tavsiyesi var. İş görüşmesinde motor sporlarına ilginizi göstermeniz lazım. Söyleyebileceğim başka bir şey de hani yapamazsın edemezsin diyenleri de dinlememeleri. Hayallerinin işini yapan bu kez bir öğretmen, pandemiye rağmen öğrencilerini unutmayan umut dolu bir öğretmenle tanışın. Kayseri'deyiz. Bir varmış, bir yokmuş. O farklı biri çocuklara verdiği emekle, öğrettikleriyle. Günlük yaşamdan böyle küçük kıssadan hisselerin olduğu, çocukların böyle küçük küçük kendi içlerinden, hikayelerin içlerinden çıkartıp alabilecekleri konular genelde seçiyorum ve bol resimli olmasına dikkat ediyorum. Bakmış ileride bir sürü timsah. Kayseri'de anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Şeyda Gürsoy, koronavirüs salgını sonrası evde sıkılan kızlarına hikaye anlatmaya başladı. Çocuklarının mutluluğunu görünce önce kendi çalıştığı okulda sonra farklı okullarda etkinlikler düzenledi. Performans hikaye anlatıcısı eğitimi alan Gürsoy projeyi büyüttü. Şimdi okulları tek tek dolaşıp çocuklara birbirinden eğlenceli ve eğitici hikayeler anlatıyor. Özellikle kitapların arasına yeni sözcükler koymaya çalışıyorum. Şeyda öğretmen pandemi boyunca çocuklar için çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Doğadaki pek çok olumsuzluğun nedeni ne yazık ki bizleriz. Ancak bazılarımız durumun farkında ve çabalıyor. Hadi Bolivya'ya gidelim. Bolivya!
Doğayı kirletenler çok ama en az kirletenler kadar temizleyenler de öyle. Görüntüler Bolivya'dan. Cochabamba kentindeki Rocha Nehri'ni temizlemek için gönüllüler bir araya geldi. Fransız çevreci Alexis Deser'in öncülüğünde düzenlenen temizleme çalışmalarına çocuklar da katıldı. Burayı temizlemek istiyorum. Eskiden insanlar nehirde yıkanıp çamaşırlarını temizlerdi. Şimdi çok kirli. Orayı tekrar güzel bir yer yapmaya yardımcı olmayı istiyorum. Toplanan çöpler kamyonlarla taşındı. İş makineleri de temizlik çalışmalarına destek verdi. Bu ilk değil, son da olmayacak. Nehri her ay temizlemek gerekiyor. Birkaç ay önce Bolivya'ya giden Desart, nehrin temizlenmesi için sosyal medya üzerinden halkın örgütlenmesini sağladı. Şimdi o örgütlenme güç birliğiyle doğaya el uzatıyor. Umut temizlikle yayılıyor. Bu kez yardım insanlara. Dünyanın en ünlü basketbolcularından biri dev adam Shaq O'Neal'ın hiç görmediğiniz yanına şahit olduk. Amerika Birleşik Devletleri son durağımız. Mağazadan içeri girdi. Fark edilmemesi mümkün değildi. Etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında genç damat adayına yardım etti. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Eski basketbolcu Shaq O'Neal artık bambaşka bir arenada. O şimdilerde rastgele iyilik yapıyor. O'Neal bazen bir restorana gidip çalışanlara yardımcı oluyor. Bazen de okula gidip gençleri dersleri sırasında ziyaret ediyor. Bu kez daha önce yolunun kesiştiği bir gencin evlenmek için kız arkadaşını almak istediği yüzüğün ücretini ödedi. İlk başta cömert hareketi kabul etmekte tereddüt eden genç adam teklifi geri çevirdi. Ancak Shaq onu rahatlatarak ikna etti. Shaq O'Neal basketboluyla sevildi. Şimdi rastgele çevresinde yaptığı iyiliklerle takdir topluyor. Umudun yayılmasına yardımcı oluyor. Umut Öykülerinin yeni bölümlerinde görüşmek üzere. Ben Ahmet Örsoğlu. Hoşça kalın.